yatmadı. Hepsi duruyor. Kırklareli'nde maaşlarını alamadıklarını ileri süren tekstil işçileri eylemlerini Kırklareli Valiliği önünde sürdürdü. Organize sanayi bölgesindeki bir tekstil fabrikasında çalışan yaklaşık 130 işçi maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakarak Kırklareli Valiliği önünde toplandı. İşçiler yaklaşık 3 aydır maaşlarını bir yıldır da fazla mesai ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle fabrika yöneticilerine tepki gösterdi. Paralar yatmadı, hepsi duruyor. Halimiz duman. Duman oldu, duman. İşçilerin eylem yaptığını fark eden Kırklareli Valisi Esengül Civelek, işçileri makamına davet etti. Vali Civelek'le işçiler adına görüşen 3 kişilik grup ardından eylemlerini sona erdirdi. Eylemin sona ermesinin ardından grup Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü'ne giderek fabrika yetkilileri hakkında şikayetçi oldu. İşçiler adına gazetecilere açıklama yapan Emine Korkmaz, yaklaşık 3 aydır maaşlarıyla 1 yıldır da fazla mesai ücretlerini alamadıklarını söyledi. İşletmemizde fabrikamızda greve kalkmıştık. Bize maaşlarımızın ödeneceği söylendi 2-3 haftadan beri. Bu hafta ödenecek, şu hafta ödenecek ama hiçbir para gelmedi yani. Bugün fabrika yetkililerinin dün eylem yapan işçileri içeri almadıklarını iddia eden Korkmaz, zor durumda olduklarını ifade etti. Sadece hak ettikleri ücretlerini alabilmek için mücadele verdiklerini aktaran Korkmaz, yetkililer sürekli bizlere vaatlerde bulunuyor. Biz de dün iş bırakarak eylem yaptık. Bugün de bazı arkadaşlarımız fabrikaya gittiğinde iş yerine alınmamış. Bize bugün bankaya gitmemiz ve maaşlarımızın yattığı söylendi. Bankaya gittiğimizde maaşların yatmadığını gördük. Biz de eylemimizi Kırklareli Valiliği önünde sürdürmek istedik. Kırklareli Valimiz Esengül Civelek de bize sahip çıkarak sorunlarımızı dinledi şeklinde konuştu. Bankamataya gittik, bakiyemiz sıfır. Bankaya gittik, bezne hiçbir şekilde para yatırılmadığını söyledi. Dün söz verildi ama kimse sözünde durmadı. Dün bize jandarma ve belediye başkanının önünde söz verdiler ve hiçbir şekilde sözlerini tutmuyorlar. Yani delil ve ispatları da var yani. Diğer işçilerden Emine Sonbilense haklarını sonuna kadar arayacaklarını kaydetti.